Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız yay burçları için. Bakalım sevgili yay burçlarının bu ay ki fallarında neler çıkacak? Şöyle yavaşça bir açalım. Sevgili yay burçları. Şöyle sizler de görün diye şöyle net bir şekilde çekmeye çalışayım önce. Bence ferah bir ay. Bakın yalnız bir çift göz sizi izliyor. Yani bakın falın ortasına görebiliyor musunuz şu anda? Böyle sinsice bir bakış ve uzaktan biri sürekli sizi izliyor. Yani siz ne yaparsanız yapın bir kara gölge gibi etrafınızda. İyi niyetli de olabilir ama kötü niyetli de olabilir. Etrafınızda dolaşan bir insan çıkmış. Ama bir şey yapmıyor aslında. Ferah da temiz üstü. Sürekli böyle bunun farkına varabilirsiniz. Birisinin sizin hayatınızı izlediği gözlediğini bu ay içerisinde öğrenebilirsiniz. Bir şey için namaz kılan şehir dışında, ev dışında, yurt dışında olabilir. Biri var sizi düşünen ve sizin için dua eden biri çıkmış. Halinizde değil ama hane dışında biraz uzak bir mesafede olabilir ama hep sizi dualarında size yer veren, sizi düşünen bir insan çıkmış. Bakalım burada neler çıkmış. Göremiyorum bugün nedense kameradan. Işık mı yetersiz? Şimdi göremedim gerçekten. Niye böyle oldu? Bakın burası tam hane kısmı. Hane kısmı ile ilgili neler çıkmış? Bu hanedeki kişi bence sizsiniz. Ailenizden biri de olabilir ama ben siz olduğunuzu yorumlayayım. Ama hayatınızdaki eşiniz ya da ailenizdeki biri de olabilir bu. Şimdi böyle sanki hayatınızdaki sorumluluklarınız artık yük olmaya başlayabilir bu ay size. Hani biraz daha ağır gelebilir. Tutunduğunuz bakın bu kafası bir insan var. Koluyla da böyle sorumluluklar bağlantılı böyle kocaman bir sürü şeyi tutuyorsunuz böyle. Hepsini sırtlanmış ilerlemeye çalışıyorsunuz. İlerlerken artık böyle zorlandığınız ve yol alamadığınızı düşünebilirsiniz bu ay içerisinde. Artık hani bu bağlı olduğum kişiler, bu bağlı olduğum iş, bu bağlı olduğum sorumluluklar benim ilerlememe engel oluyor diye düşünmeye başlayabilirsiniz. Tutunduğunuz küçücük bir şey var orada. Küçücük bir dal, bir küçük bir sevgi, küçük bir ilgi, küçük bir sığınma isteği. Hani böyle içtenlikle böyle yanına sokulabildiğiniz, kendinizi huzurlu bulduğunuz küçük bir duygu. Ama artık sanki bu yetmeyecek. Yani ben artık bu yolda ilerleyemiyorum. Bu hayatta yol alamıyorum. Bu sorumluluklar benim tutunduğum şeyden çok daha büyük diyebilirsiniz. Yani küçük bir sevgi karşılığında ben bu kadar sorumluluk alamam ya da ilişkide bana verilen değer bu kadarken çünkü tutunduğunuz dal çok küçük. Ama sizin öbür elinizde sırtlandığınız, sahip çıktığınız sorumluluklarınız daha fazla. İkisi arasında çok büyük orantısızlık var. Ve siz artık böyle bu ay içerisinde daha böyle beliniz bükülürcesine ağır gelebilir bu sorumluluk ya da bu ilişki size ve sorgulayabilirsiniz. Hayatı, bu ilişkiyi ne yapabilirim, bundan sonrası nasıl gelişebilir diye birbiriyle bağlantılı bir sürü şeyi üstünüze almışsınız. Burada bir insan var. Bu insan böyle resmen sırtını dönmüş. Bakın onun sorumluluğu da sizde. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Ama o arkasını dönmüş. Sanki aleni bir şekilde sorumluluklardan sıyrılıyor. Almıyor üstüne hiçbir şeyi. Onunkiler de dahil hepsini üstlenmişsiniz. Ama yorgunluk hissedebilirsiniz bu ay böyle üzerinizde. Özellikle psikolojik olarak yoruldunuz ve bu hayata sorguladığınız bir ay geçireceksiniz. Bu bazen iyidir durup düşünmek. Çünkü ilişkilerde ben hep beslenmekten bahsederim. Beslenmek çok iyidir. Yani bu beslenmek maddi ya da manevi olabilir. Maddi olunca yanlış anlamayın. Maddi olarak da eşimiz güçlü olursa biz de kazanırız, o da kazanırsa daha iyi maddi açıdan refahımız düzelir, düzeyimiz gelişir, daha iyi yaşarız, çocuklarımıza daha iyi bakabiliriz. Maddiyat da kötü bir şey değil. Hani böyle ille ben oturayım ama bana altınlar yağdırsın manasına değil. Maddi veya manevi olarak böyle karşı taraftan beslenmek isteriz. Yani ikimiz bir bütün olduğumuzda daha güçlü olalım, daha iyi bir biz olalım isteriz. Sanki iki elmanın yarısıymışız gibi.
Ama siz bu ay şeyi fark edeceksiniz. Yani bu iş yerinde olan iş ilişkinizle de alakalı olabilir. Yani siz bunu hayatınıza göre öyle yorumlayın. İkili arkadaşlık ilişkilerinizde de olabilir. Akrabalarınızla ilişkileriniz de olabilir. Ama ben böyle ilişkiden bahsederek anlatıyorum. Böyle sanki sevgiliniz ya da eşinizmiş gibi. Ama dediğim gibi bunu iş veya arkadaş olarak aile içerisinde de düşünebilirsiniz hayatınıza göre. Şimdi tutunduğunuz ve size verilen şey küçük. Yani size verilen sevgi, ilgi ya da size karşı duyulan sorumluluk küçükken sizin aldığınız sorumluluk çok daha fazla. Ya da aldığınız maaş küçüktür ama siz o maaşı hak etmenin dışında çok çok daha fazlasını veriyorsunuzdur o iş için. Bu ay onları fark edeceksiniz ama burada bir kişi var. Ya çalışıyorsanız çalıştığınız yerde bir kişi var. Onun sorumluluklarını da alıp daha çok çalışıyorsunuz. Ya da işte ilişkinizde o kişinin de sorumluluğunu alıyorsunuz. Her şey sizin üzerinizde. Sorgulayacaksınız. Sorgulamak iyidir. Bazen terazide tartmak lazım. Gelirini ve giderini, ilişkinin beslenen taraflarını ve beslediğiniz taraflarını. Bazen durup düşünmek ve bazen gerekmiyorsa ve eğer ki yorulduysak bazen bırakmamız gerekiyor ipin ucunu. Karşı tarafa bırakalım ki karşı taraf da biraz sorumluluk alsın. Bakalım nasıl oluyormuş. Bence böyle bir sürece geçeceksiniz. İlişkiler anlamında, iş hayatında ya da herhangi bir yerde sorumluluklarınızın size ağır gelmekten çok aldıklarınızla verdikleriniz arasında büyük dengesizlik olduğunu fark edeceksiniz. Bakalım şurada neler çıkmış. Sanki böyle böyle dağın ucunda, böyle yüksek bir tepede, uçurumda bir şeyden böyle bir şeyin ucundasınız. Yani bu tabii atlamak ve hayatı bitirmek gibi değil. Hani bir şeyi sonlandırma aşamasındasınız. Yani bir ilişkinin ucundasınız. Düşünme aşamasındasınız. Ya ben bu ilişkiyi bitireyim mi artık noktasına gelebilirsiniz bu ay. Ben bu işten bu ay çıkayım. İşte ben neyse bu arkadaşlığımı artık bitireyim. Bir şeyin sonuna gelmiş bitişi düşünebilirsiniz ve bitmek size özgürlük gibi gelecek. Daha ferah, daha çekici, daha iyi gelecek. Yani bundan sonrası bu karmaşa ve artık neyse yaşadığınız ilişki, iletişim ya da iş, bunu bırakayım ben ucunu da bu taraf biraz daha bana ferah geliyor diye düşünebilirsiniz. Bu ay bayağı bir hayatı sorguladığınız bir ay olacak bence. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada bir tane böyle köpek görüyorum sanki. Ben köpek dost diyebiliyorum şeylerde, fallarda. Bazısı düşman diyor ama ben köpek olarak yorumluyorum. Hani siz de yorumlara yazın ne düşündüğünüzü. Bence burada bir köpek çıkmış. Size iyilik yapacak bir insan olacak. Böyle çok sıkıldığınız bir anda böyle çok dostane bir şekilde yanınızda biri olacak. Sağlık, eğer ki küçük bir rahatsızlık geçirirseniz çok dostane bir şekilde gelip size yardım edecek, biri bakacak. Ya da işte canınızın sıkıldığı anda hani o kahvenizi içerken dertleşebileceğiniz arkadaş gerçekten çok değerli, çok kıymetli olur. Hani o gerçek kişi yani içtenlikle aklınızdan ve yüreğinizden geçtiği şekilde birine bir şey anlatabilmek çok değerli. Öyle insanları bulunca kaybetmemek gerekir. Siz böyle bir insandan destek alacaksınız bu içerisinde. Sizi rahatlatacak böyle bir hoş bir sohbetin içerisinde bulacaksınız kendinizi. Küçük küçük böyle bir dedikodu ortamı çıkmış. Yani sizinle ilgili konuşulan gizli birkaç söz duyabilirsiniz. Yani böyle sanki insanlar hiç olmayacak bir şekilde, hiç de tahmin edemeyeceğiniz insanlar. Yani sürpriz olabilir sizin için. Ya bu nasıl hani olmuş diyebileceğiniz birkaç kişi sizinle ilgili eleştiri yapmış olabilir, dedikodu yapmış olabilir ama haberini alacaksınız ve şaşıracaksınız. İnsanların böyle gereksiz dedikodular yapması sizi kırabilir, şaşırtabilir. Onun haricinde şurada bir şey gördüm. Bakın burada böyle dimdik ayakta duran beyaz bir insan figürü çıkmış sanki. Biri var, bu yakınınızda bir insan, bu çok uzağınızda olmayan bir insan. Aslında böyle İyi gözüküyor, beyaz, şeffaf gözüküyor, her şey güzelmiş, mutluymuş gibi gözüküyor ama içinde bakın kara böyle beslediği başka bir duygu var. Bir sıkıntısı olabilir, bir üzüntüsü olabilir, bir kıskançlığı olabilir. İçinde tuttuğu gizli bir şey var. Bu ay o kişinin bu kadar şeffaf olmadığını, yani
Şeffaflıktan öte göründüğü gibi olmadığını anlayacaksınız. İçinde başka bir dert biriktirdiğini, başka bir sıkıntısı olduğunu, başka bir yarası, acısı olduğunu öğrenebilirsiniz. Ya o size söyleyecek ya da bir şekilde siz bunu öğreneceksiniz. Bu yakınınızdaki bir insan, hani yüzü gülüyormuş ama içi ağlıyormuş diyebilirsiniz bu ay içerisinde. Şaşırmayabilirsiniz çünkü sizler de öylesiniz. Yay burçları ağlar ama gözyaşınız siler ve bir ortamda inanılmaz derecede eğlencelidir. İnanılmaz bir yüksek enerjiniz var. İnanılmaz güzel enerjiniz var. Her ortamda böyle ışık saçıyorsunuz. Bir anda böyle yüksek enerjinizle etrafı aydınlatıyorsunuz. Hani bu kişi de siz gibi biri. Diyeceksiniz ki yani aynı benim gibi içinde saklamış yaralarını, acılarını. Belki de sonra da siz ona destek olacaksınız bir şekilde. Ama tabağımıza bakalım. Çünkü fincanımızda bu çıkmış. Özellikle başka bir şey göremedim ama siz de lütfen yorumlarınıza yazın gördüklerinizi. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Sevgili yay burçları. Bakın bir şey için böyle sıkılmışsınız ama uzun zamandır sıkıldınız. Bir şey için böyle ferahlamaya başlayacaksınız. Bakın atacaksınız üzerinizden. Burada dinozor gibi bir şey oluştu ama büyük bir mal veya para bu. Güç bu. Dinozor demek biraz eskiden kalma bir şey. Yani bir miras söz konusu olabilir. Eskiden yaptığınız bir işle ilgili büyük bir para kazanabilirsiniz. Eskiden yaptığınız bir yatırım vardır. O yatırımın bugün artık gelirlerini elde etmeye başlayabilirsiniz. Böyle dinozorlaşmış yani eskiye dayalı eskiden kalma bir gelir bu. Eskiden kalma, aileden kalma evleriniz ya da dükkanlarınız varsa kiraya verip gelirlerini alabilirsiniz. Eskiden bir arkadaşınız, dostunuz vardır, çok eski bir arkadaşınız. Onun vasıtasıyla güzel bir işe girip para kazanmaya başlayabilirsiniz. Hani eskiyle bağlantısı olan bir şey bu ama size güzel bir maddi güç getirecek. Bu ay böyle maddi olarak güçleneceğiniz bir ay çıkmış özellikle. Bir de burada böyle bir anda fırlayan böyle bir şey var ama böyle ateş gibi de yanları çıkmış. Bir şey için böyle aniden patlayıp böyle içinizdeki stresiniz ya da böyle içinizdeki öfkeyi patlayabilirsiniz bu ay. Birine böyle uzun zamandır sıkıştığınız bir durum var. Hani böyle içinizde artık sıkışmış hani ben susuyorum hadi direniyorum hadi bu sefer de sustum bu sefer de alttan aldım dediğiniz bir şey var. Özellikle yakın çevrenizde bir insanla ilgili size yaptığı hata çok büyük bir hata değil belki. Küçük hatalar böyle hani bunu da kabul ediyorum. Hadi buna da susuyorum. Buna da susuyorum deyip sıkıştırdıkça içinizde birikmiş böyle birikmiş gaz gibi bir anda patlayacaksınız. Dikkat edin böyle birine her yakın çevrenizde tahammül ettiğiniz, alttan aldığınız biri var. Bu ay içerisinde ona bir patlayabilirsiniz. Aranızda küçük bir tartışma çıkabilir. Bakın burada da patlama şeklinde çıkmış. Öfkenizi biraz kusacaksınız bu ay ama özellikle maddi olarak güzel bir ay geçireceksiniz. Ben en çok bunu tabaktan anlıyorum. Maddi olarak güçlenirseniz ve sağlığınız yerinde olursa ki inşallah öyle olsun. Ondan sonrasını halledebilir yay burçları. Yay burçları yanındaki insan her kimse onunla mutlu olmayabilir. Yay burcu her ortamda mutlu olmayabilir. Eğlenmeyi bilen insanlarsınız. Enerjiniz o kadar yüksek ki zaten paranız ve sağlığınız olduğu sürece mutluluk siz mutluluğu yaratıyorsunuz. Mutluluğu beklemiyorsunuz siz. Karşı taraftan da beklemiyorsunuz. Siz karşı tarafı mutlu ediyorsunuz. Sizin içinizde inanılmaz güzel bir enerji var. Sonrası zaten gelecek. Sağlıkla ilgili bir problem çıkmamış. Maddi olarak da gelirinizin artacağı ile ilgili güzel şeyler çıkmış. Umarım öyle de olur. Güzel düşünelim, güzel olsun. Zaten sizin olumsuz düşünme gibi bir tavrınız genelde olmuyor. Her şeyi iyimser düşünüyorsunuz. En kötü anınızda bile gülümseyebiliyorsunuz. Umarım her zaman güzel günleriniz olsun. Gülümsemeleriniz hiçbir zaman acınızı bastırarak olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.